Bir kere dünyada Darwinizmin hakim olmadığı devlet sayısı yani bir elin parmaklarını geçmez. Evet. Bütün dünyada devletlerde resmi ideoloji, devlet ideolojisi, devlet onun üzerine kurulmuş. Yani devletin sistemi onun üstüne kurulmuş. Bundan dünyanın haberi yoktu. Evet. Birçok Müslüman ülkesi sosyalistlerin kontrolündeydi, yani Darwinistlerin kontrolündeydi. Bunu da unutmuşlardı. Müslümanlar kendi evlerinde tesbih çekip namaz kılıp Deccal'in onları boğmasını bekliyorlardı. Bir anlamda veremiyorlar. Yani niye bu kadar biz eziliyoruz? Niye bu kadar paramparçayız? Kökenini bulamıyorlardı. Buluyorlar da anlamazdan geliyorlardı. Sonunda biz bak dedik, bu Deccal sizi boğan sistem bu işte dedik. Darwinizm dedik, materyalizm dedik. Üniversitelerde çektiğiniz acının kökeninde bu var. Dünyanın birçok yerinde horlanmanızın kökeninde bu var dedik. 350 milyon insanın öldürülmesine, şehit edilmesine bu sistem sebep oldu. Birinci Dünya Harbi'nin, İkinci Dünya Harbi'nin çıkmasına bu sistem sebep oldu. Komünizmin, faşizmin çıkmasına bu sistem sebep oldu dedik. Ondan sonra herkes uyandı. Fakat Müslümanlarda bir korku damarı var. Bu çok tehlikeli. Yani bundan çok yeniliyorlar ve acı duyuyorlar. Mesela bir kızı birkaç 3-5 çocuğu oluyor. Mutlu ailesinin içerisinde yaşamak istiyor. Evinin içerisinde evini kale ediniyor adeta. Evinden dışarı çıkmıyor. Dış alem onu ilgilendirmiyor. Hatta televizyonda seyretmiyor. Radyoda dinlemiyor. E kardeşim seni gelir evinin içinden alır götürürler. Nitekim Evet. öyle oldu. Müslümanlar caminin içinde taradılar. Delik Evet. deşik ettiler. Değil mi? Evlerinin kapılarını kırıp içeri girip onları kurşunladılar. Eğer evde oturmak çözüm olmuş olsaydı onlara hiçbir şey olmaması gerekirdi. Demek ki ne cami içinde durmaları, ne evlerinde durmaları onları kurtarmaz. Dolayısıyla yani bu korkaklık Müslüman alemindeki yani büyük bir bölümünde var. Ve Müslümanların çoğunluğunda var. Yani az kısmı da bir yiğit bizim milletimiz vardır, Türk Evet, milleti vardır. maşallah. Ki bizim milletimiz içinde bile ürkek, korkak Müslümanlar bayağı var. Evet. Bunun ortadan kalkması lazım. Yani sanki tek sorun onun ailesi, çoluğu, çocuğu, işi, miş gibi konuşuyor. Halbuki Allah bunu ayette açıklıyor. Değil mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Evleriniz, eşleriniz, Evet. çocuklarınız, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, aşiretiniz, Babalarınız. babalarınız. Allah uzun bir liste halinde sayıyor Cenab-ı Allah. Eğer diyor Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha faydalı ve daha sevimli geliyorsa size diyor, bekleyin bir diyor. Bu çok büyük bir tehdittir. Evet. Bekleyin. Yani mutlaka canınızı yakacağım demektir bu Allah. Belanızı vereceğim demek istiyor Cenab-ı Allah. Bekleyin, yani belanızı bekleyin diyor Allah. Evet. Böyle şey olmaz. Çünkü daha önceden saydıkları şeyi söylediği Tabii. Cenab-ı Allah'ın çok önemli şeyi. Tabii. Yani çünkü biz buraya mutlu aile yaşantısı yaşayıp yiyip içip yan gelip yatıp ölüp gitmeye gelmedik. Biz buraya imtihan olmaya geldik. İnşallah. Burada şehit de olunur, gazi de olunur, Allah yolunda mücadele edilir. Değil mi? Malları, oğulları, çoluğu, çocuğu Allah hepsinin üstündedir. Onu bize veren Allah. Değil mi? Ona böyle takılıp kalıp Allah'ı unutmak Allah'ın Çok gazabına büyük mucip olur. nankörlüktür değil Tabii mi hocam? nankörlük olur. Onu da uyanıklık zannediyor birçok insan. Yani onu akıllı bir hareket olarak zannediyorlar. Bu böyle değil. Allah'ın intikamı çok şiddetli olur, şiddet olur. İnşallah. Ama bu sene inşallah daha bir atak yılı olacak inşallah. Bu sene görecekler Müslüman kardeşlerimiz. İnşallah. 2010, 11 ve 12'de çok heybetli yıllardır. 2011, 2012. İnşallah hep birlikte onları da idrak edeceğiz Allah'ın İnşallah. izniyle. Ama bu yüzyıl İslam'ın hakim olduğu yüzyıl olacak. Defalarca söylediğim için çok hoşuma gidiyor. Çünkü dediğimin aynı olduğunu görecek insanlar. Yani birkaç kere desem akıllarında flu kalırdı. Ama yüzlerce binlerce kere söyledim. Bakın bağıra bağıra İslam geliyor. Bakın Mehdi çıkacak dedim. Bir kere demedim, iki kere demedim, 10 kere, 100 kere de demedim. Hatta olay da oldu. İşte sen Mehdilik mi iddia ediyorsun, şu bu, Evet. buna benzer şeyler. Hiç önemli değil. İstediklerini desinler. Mehdi'yi de görecekler. Ve çok önemli bir müjdeyle müjdeledim. Onlar dedi ki Mesih'i de göreceksiniz bu İnşallah. yüzyılda. Çünkü ben buradayım. Yani İstanbul'dayım ve insanların yüzüne bakıyorum. Ya adam bana sormaz mı? Hani dediğin ne oldu demez mi?
Ben bunu açıkça söylüyorum. Bunu görecekler. Ve her şey bu yüzyılda bitecek. De ki diyor Cenab-ı